Koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünyanın pek çok yerinde aşı karşıtı eylemler düzenlenmişti. Türkiye'de de 11 Eylül'de aşı karşıtları bir miting yapacak. Mitingin organizatörü neye karşı olduklarını anlattı. Bilim dünyası da cevap verdi. bir virüsün olduğuna inanmıyoruz. Yani 18 ay sonra tabii hala böyle iddiaların olması çok enteresan. Koronavirüsle mücadelede en büyük silah aşı. Ancak aşı karşıtlarının sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Türkiye'de de aşı karşıtı olan önemli bir kitle var. Onlar şimdi bir araya geldi, eylem yapma kararı aldı. Aşı karşıtları 11 Eylül'de miting düzenleyecek. Peki iddiaları ne? Ne istiyorlar? Bilim dünyası bu iddialara ne yanıt veriyor? İlk iddia aslında koronavirüs diye bir virüsün olmadığı. Gittiğim her yerde de sarılıyorum insanlara, öpüyorum, huzurluyum, mutluyum, sağlıklıyım. Koronavirüs aşısı karşıtlarının bu iddiasına Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek yanıt verdi. Virüs üretilen bir hastalık, ya böyle bir hastalık yoktur. Böyle bir virüs hastalık yapmıyordur demek ki tıp bilgilerimize, bütün tıp camiasına hakaret gibi bir şey. Aşı karşıtlarının öne sürdüğü bir diğer nokta ise aşıların insanları öldürdüğü ve tedavi edici özelliği olmadığı yönünde. Ticari bir sıvıya ne aşı diyoruz ne de onu kabul ediyoruz. Madem aşı gerçek koruyor o zaman neden imzalıyorlar vatandaştan? Bütün aşılar gerekli çalışmaları yapıyor ve ondan sonra zaten onay makamına başvuruyor. Ama aşıların öldürüyor tabiri çok doğru değil. Bir yıllık içerisinde de zaten aşıdan sonra ölen kişi de yok. PCR testleri karşı çıktıkları bir diğer konu testlerin virüsün tespit edilmesinde bir katkısı olmadığını söylüyorlar. Bu sadece DNA'mızı belirleyen bir sistem. Ama bu asla bir virüsü tespit etme sistemi değil. PCR testinden daha güvenli, daha doğru sonuç veren başka bir test henüz yok. Dolayısıyla biz güveniyoruz ve PCR testiyle karşılaştırma yaptığımızda hastalananlarla PCR pozitifliğine baktığımızda da neredeyse %100'e yakın bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Aşı karşıtları 11 Eylül'de yapacakları eylemde virüsün bulaşmasından korkmadıklarını da belirtiyor. Profesör Doktor Tufan Tükek ise herkesin aşılanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor. Aşılarını yaptırmayan kişiler tarafından virüsün diğer bölgelerde çoğalması ile ortaya çıkacak mutasyona bu aşılananlar da duyarlı hale gelebilir. En büyük korkumuz zaten bu. Bu virüsün artık hızla çoğalmasını engellemek aslında bizim amacımız.